Valencia'nın performansını sormuşlar. Hazır Fenerbahçe'yi konuşuyorken Galatasaray'a geçmeden konuşmamız lazım. Ben de gerçekten çok etkilendim bu Dünya Kupası'na. Zaten Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduruyordu bu sezon. Ki benim diğer sezonlar için de hani benden hep geçer not aldı Ener Valencia performansı olarak ama bu sezon bir başka. Şimdi Dünya Kupası'nda 2 maç 3 gol. Bu arada 2014'ten bu yana, yanılıyorsam reji arkadaşlarım beni düzelsinler, 2014'ten bu yana en golcü oyuncularda Ronaldo ve Messi ile beraber Dünya Kupası'nda şu anda Ener Valencia var. 6 gol olması lazım, yanılıyorsam beni düzeltin. Ben bunun sebebini Fenerbahçe'nin hocasını düşünüyorum. Yani hocası olarak, yani Jesus'un olduğunu düşünüyorum. Belki ne bileyim, Pereira'nın yapamadığını Jesus yapmıştır. Hani psikolojik olarak daha iyi hazırlıyordur maçlara vesaire. Hani olur ya, Şenol Güneş de mesela işte Gomez'i, ne bileyim, birçok öyle ona benzer futbolcuyu kendine getirdi. Sonra tekrar transfer yaptılar o futbolcular. Onun gibi düşünüyorum yani. Yani teknik direktörün katkısı olduğunu düşünüyorum biraz da. Evet, yaşı var ama gerçekten hani bir büyük bir yükselişe geçti. Ya kulüp performansı olarak, hani milli takımı bir kenara bırakıyorum. Ama tabii, Dünya Kupası'nda da şov yapıyor. Gerçi hani sakatlık geçirdi. Diyorlar ki nazar değdi Fenerbahçelilerde. Ozan Zeybek, sen ne söyleyeceksin? Valencia, yani daha önceden şöyle bir imaj vardı. Valencia önemli bir futbolcu, iş yapan bir futbolcu ama sanki sakar bir futbolcuymuş gibi. Ama bu sezon istikrarlı bir futbolcu profiline bürünen bir Valencia var. Bazı Fenerbahçeliler korkuyor böyle performansı yüksek devam ederse Dünya Kupası'nda, özellikle de Ekvator yola devam ederse Valencia'yı kaybeder miyiz diye. Valencia devre arası Fenerbahçe'den ayrılmaz. Fenerbahçe yönetimi zaten Valencia'yı bırakmaz. Fenerbahçe'nin ofansif anlamda da bence en önemli oyuncusu Valencia. Baktığımızda diğer bireyler, diğer oyuncular ne kadar katkı sağlıyor, bir de Valencia ne kadar katkı sağlıyor. Ben Valencia'sız bir Fenerbahçe bu sezon Jesus takımında kesinlikle düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarım var, hatta geçen hafta oturduk, futbol bilgisinden Fenerbahçe eline çok güvenirim. Şamil diye bir arkadaşım var İzmir'de. Devre arası satsınlar dedi. Adam ciddi bir Fenerbahçeli ama satsınlar dedi, 33 yaşında. Ben bu görüşte kesinlikle değilim. Valencia'nın, yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa, en büyük katkı sağlayan oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Ya kimin söylediğini unuttum. Özür diliyorum izleyicilerimizden de sizden de bu arada. Yani her gün yayındayım ya. Kimin söylediğini bazen unutuyorum yani. Bir hafta sözü vardı. Şimdi unuttum. Çok tam yerine yani gibi oldu. Valencia, evet, eğer transfer edilirse devre arasında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gider. Şampiyonluk ihtimali ortadan kalkar demiştim. Melike, şunu sorayım. Valencia, geçen sezonda sorsan, bir önceki sezonda sorsan, Fenerbahçe'nin ilk yazacağın oyuncu hangisi desen, dönem dönem değişiyor. Hatta bazen bakıyorsun 2 aylık periyotlarda bile değişiyor. Ama bu sezon Jesus geldikten sonra ilk yazacağım oyuncu Valencia. Mutlaka. Ofansif anlamda düşün, gözünün önüne getirsen de İsmail Baki. Tabii, tabii. İleriye gittiğinde, yani ben Pedro'ya mı güveneyim? Örnek veriyorum. Anlatabilir miyim ne demek istedim? Evet. Rossi'ye mi bakayım? Yani Valencia'nın işlevini, yaptığı işi, direkt kaleye gidebilen, dünya futboluna baktığında bile sayılı oyuncu var. Belki de yok. Valencia'nın o anlamda çok büyük katkısı var. Valencia'nın şu anda bu saatten sonra en büyük derdinin olabileceği, yani Fenerbahçeliler ve Valencia adına söyleyeyim, ortak dert sakatlık korkusu olabilir. Diğer türlü Valencia yine penaltı kaçırabilir. Kırmızı kart da görebilir ama Fenerbahçe'ye ofansif anlamda şu ana kadar olduğu gibi bu sezon, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük katkıyı Valencia sağlar. Bir anlatım istemişsin sen Valencia ile ilgili. Ender Bilgin'in sesinden mükemmel Valencia bir şeyi vardır. Hep aklıma Ener Valencia, Ener Valencia deyince. Ben maçı, açılış maçını yurt dışındaydım. Alman spikerden dinledim. İçimden o anda geçti, dedim şu Ender Bilgin'in şeyi olsa burada efekti şimdi. Ener Valencia diye. Var mıymış bizim var, bir yüzde? Bir dinleyebilir onu, miyiz onu? Evet. Hadi hatırlayalım. Ener Valencia, Ener Valencia'ya gidiyor. Ener Valencia! Ener Valencia, Ener Valencia'ya gidiyor. Ener Valencia! Ener Valencia! Sık sık gol attıkça bunlar artacak. Evet. Artacaktır yani tabii ki. Ender Bilgin'e de buradan selam benim göndermiş olalım. Benim gözümde çok büyük futbolcu değil. Yani biz buradan 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra ama düşünsene o istatistikte
Ronaldo ve Messi ile beraber yer alıyor bazen şu an. Ve bu arada 2018 Dünya Kupası'na katılmadığı halde. Bak bazen o rakamlar insanları belirleyici olmaz. Bu tarz rakamlar, istatistiksel rakamlar. Evet. Ama bu o vizyon, o karizma. Mesela bana sorsan 10 yıl sonra konuşuyoruz. İsmail Baki bana diyor ki ya bir Ener Valencia vardı diyor. Ha bir de yıllar önce Van Hooydonk vardı. Hangisi daha çok benim için etkili? Ya hocam buna bakarsan Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu Jagne olmadı mı? He, gol kralı oldu. Anlatabiliyor muyum mesela? Dediği şey o yani. Evet doğru, güzel örnek verdi aslında. Çok güzel örnek verdi. Ya da çok yani müthiş yıldız bir oyuncu getiriyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyor. Çok şey dediği gibi her şey olabilir gerekiyor. Yani tabii. Ama o onun o istatistiğe göre mükemmel bir futbolcu olduğunu göstermeyebilir. Birkaç maç içinde bir şeyler yapmıştır, patlama yapmıştır ama sonra bitebilir. Ama Fenerbahçe'nin şu anda tam ihtiyacı olan bu bak. Ozan Zeybek de söyledi 33 yaşında. Yani. Hani 33 yaşında olduğu için hani zaten ileriye dönüp bir plan yapılmayacak oyuncuyla ama bu sezon zaten bir hedef var. O hedefi gerçekleştirmek için en önemli isimlerden biri. Hep böyledir ya, bizim ligimizde böyle oluyor. Genelde böyle yaş ortalaması yüksek bir takımla hani sezonluk şampiyonluk yakalanıyor. Sonrasında ya takım değişiyor, birkaç oyuncu gidiyor, takım gençleşiyor. Genelde de hani geriye gidiş oluyor ama mecbur böyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz ligimizle ilgili bir durum ya, bence. Valencia'yı falan konuşmak benim için şey değil. Hani şu anda tamam formda, zaten gidişatı belliydi. Orada sürpriz yapmadı. Ligde oynayamayıp tabii da Dünya Kupası'nda bir patlama yaptı diyemeyiz ama Fenerbahçe'nin bu kadar, bak lider Fenerbahçe. Düşünün, Avrupa'da gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale o kadar yakın ki. Bir takım bir kulübe elediği takdirde çeyrek final oynayacak. Fenerbahçe bu kadar şanslı ve toplamışken, elindeyken bu gücü, o yüzden takviye yapmak zorunda. Diyeceksin ki Ozan kaç tane oyuncu aldı sezon başında? Hayır, sen bu fırsatı yakalamışken yine alacaksın, yine alacaksın, yine alacaksın. Mutlaka bir stoper almalı. Bak stoperden mutlaka diyorum, %100 almalı diyorum. Alabilirse de bir tane kanat oyuncusu alabilir. Ama biz bu oyuncuları, ben bir Batshuayi'nin sakatlanmadan kalan bir Batshuayi, sakatlanmadan kalan bir Valencia'ya güvenerek bunları söylüyorum. Ben Pedro geldiği günden beri İtalya'da şunu oynadı. Gerçek Pedro'yu izlersen bunu. Abi gerçek Pedro'yu ben kaç hafta daha bekleyeceğim yani? 15 hafta oldu. Anlatabildim mi? İlginç ya Pedro, evet. Evet. Yani. Bak diğer oyuncu, Norveçli oyuncunun ismi bile aklımda değil. O da sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Hakikaten benim de değil. Değil. Anladın mı ne demek istedim? Yani bunlar iz bırakabilecek oyuncular değil. Fenerbahçe'nin stoper alırken de niye bu örneği vererek söylüyorum? Tutar mı? Olur mu? Bakalım. Köln'den bir oyuncu bakıyorlar. İşte şu gerçek bir tane bir stoper getirmesi lazım. Gerekirse 35 yaşında getirsin. Zaten stoperdi. İz bırakan futbolcular da ben alıyordum. Alıyordun başkanım. Suya bakma. Alıyordun başkanım. İz bırakan. Roberto Carlos'ları alıyordum. Ben Otegalar'ı alıyordum. Ben Anelka'ları alıyordum. Pörsileri. Ya öyle futbolcu almıyorlar artık. Ben kabul etmiyorum. Yok. Başkanım kabul kredi kartıyla alıyormuşsunuz. Kredi, tek çekim. Temassız alıyorum artık. Gerek kalmıyor. Ben o zaman almıştım yani. Hepsini alırım. Sorun yok.